Merhabalar. Uzun zamandır YKS dilde net değerimizi nasıl arttırırız şeklinde sorular geliyor. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan. Bugün bunun üzerine bir konuşacağız. Uzun zamandır bunu çekmeyi planlıyordum. Ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Bakalım net değerimizi nasıl arttıracağız. Şimdi öncelikle YKS dilde net değerimizi arttırmak için şimdi çok fazla mesajlar geliyor. İşte 40 net yapıyorum, 30 net yapıyorum. Bu 40 net, 30 netlerin büyük ihtimalle sebebi paragraf yapmamak. Öğrencilerin büyük kısmı paragraf sorularını atlıyor. Soruyu çözerken işte paragrafa geldiği zaman atlıyorlar. Hop diğer bölümlere geçiyorlar. En son dönerim diye düşünüyorlar. Sonra dönemiyorlar da. Ya da hiç paragraflara dokunmuyorlar. Zaten 15 soru yapmayınca 65 soru işaretlemiş oluyorsunuz. Bundan da bir 15 tane yanlışınız çıksa zaten 40 netlere düşmüş oluyorsunuz. O yüzden burada birinci önceliğimizin paragraf sorularını mutlaka yapmak olması gerekiyor. Paragrafları kesinlikle yapıyoruz. Hiçbir zaman soru atlamıyoruz. Paragraflarla aranızı iyi tutmanız lazım. Özellikle bu 30 günde paragraf sorularında artık level atlamanız lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Her gün düzenli olarak, bugüne kadar da yapmanız lazımdı ama bugünden sonra da her gün düzenli olarak 30 tane soru çözün. En az 30 soru. 30'dan tabii fazla olursa daha güzel olur. Ama bunu alıyorsanız yapamıyorsanız en az 30 soru. Her gün düzenli paragraftan 30 tane soru çözmeniz lazım. Bu en az tabii. Ve yaptığınız her yanlışın doğru cevabını paragrafta bulmanız gerekiyor. Paragraf çözerken de kesinlikle kelimenin anlamlarına falan bakmıyorsunuz. Normal sınavdaymış gibi oturuyorsunuz, paragraf sorularını başından sonuna kadar çözüyorsunuz. Daha sonra cevaplarınızı kontrol edip bilmediğiniz kelimeleri çıkartıp baktım birinci soru A yaptın. Yanlış. Cevap neymiş? C seçeneğiymiş. O C seçeneğindeki cümleyi okuyorsun. Sonra paragrafa dönüyorsun. Bu C seçeneğindeki cümle paragrafta hangi cümleden çıkartılabilir acaba diye bakıyorsun. Ve bunu bularak netleriniz paragraflarda gitgide artar. Bu çok faydalı bir metottur. Zamanında ben kendim bu metodu kullandım. Paragraflardan neredeyse hiç soru kaçırmamıştım sınavda. İşte ben 2002 yılında girdim. 100 soru vardı bizim zamanımızda. 4 yanlışım vardı. Paragraftan hiç yanlışım yoktu. Paragraf soruları 21 taneydi o zamanlar. 7 tane paragraf çıkıyordu. Mutlaka bu metodu kullanalım. Kendi öğrencilerimde de çok faydasını gördüğüm bir metodu bu. Bunu yaptığınızda paragraflarınız düzelir. Şimdi paragraf cepte. Şimdi bu noktadan itibaren sınava kadar nasıl çalışmamız lazım? Birincisi, her gün en az 200 soru çözmemiz lazım. Bu 200 sorunun yanına da bir tane deneme koyacağız. Yani toplam 280 soru yapıyor. Tabii bunun haricinde TYT'den de çalışmanız gerekiyor tabii. Ama hani TYT'yi bitirdim ben, TYT'de derdim yok. Ben zaten TYT yapıyorum diyorsanız o zaman İngilizceyi arttırabilirsiniz. Atıyorum 300 artı bir deneme, 400 soru artı bir deneme şeklinde yapabilirsiniz. Tabii soru sayısı aslında çok böyle bir önem ifade etmiyor. Neden? Verimli çalışmak önemli. Sen 700 soru çözersin. Benim öğrencilerim var, 700 soru çözüyorlardı. Ben her zaman diyordum onlara, bak 700 soru çözüyorsun, tamam güzel de sen bu yanlışlarını, yaptığın yanlışların hepsini güzelce anlıyor musun diyordum. İşte anlıyorum hocam, ben hepsini çok iyi düzenli çalışıyorum falan diyordu. 700 soru çözen kazanamadı ama verimli olarak 200 soru çözen kazandı. Bu yüzden çalışmalarınızı verimli hale getirmeniz gerekiyor. Her yaptığınız yanlışı anlamanız gerekiyor. Yanlış mı yaptın? Mutlaka o yanlışı anlayacaksın. Açacaksın o kuralı. Mesela atıyorum ten sorusu kaçırdın. Hemen açacaksın tensin kurallarını. Bakacaksın nerede yanlış yapmışım ben. Ya da işte bağlaç kaçırdın. O bağlacı bakacaksın. Cümleye koyacaksın bağlacı, Türkçe'ye çevireceksin. Özellikle yani denemelerde ya da yaptığınız sorularda, yanlış yaptığınız sorularda bu sebebini anlamak, yani niçin yanlış yaptığınızı anlamak sizi level attırır. Üst üste koyarak her anladığınız soru sizin gelecekteki bir doğrunuzdur. Şimdi öğrenciler hep boş bırakıyorum, çok yanlış çıkıyor. Yanlış çıksın sorun değil. Yanlış önemli değil. Yanlış doğruya giden bir adımdır aslında. Yanlış yaptığında, o yanlışını anladığın anda bu senin için artı birdir gelecekte. O yüzden
Yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Her yaptığımız yanlışı anlıyoruz. Ben bazen öğrenciye şaşırıyorum. Sene başında özellikle. Benim bir ayım öğrencilere çözdükleri soruların cevaplarını kontrol ettirtmekle geçiyor. Öğrenciye 40 soru vermişim. 40 tane soruyu çözmüş sadece. Doğru yanlış yok. Hani artı eksi bile koymamış. 40 tane soruyu çözmüş gelmiş. Bu ne katacak? Hiçbir şey. 40 soruyu çözmüş, doğrusunu yanlışına bakmış ama yanlışlarını hiç incelememiş. Bu bir şey katacak mı? Hayır. Sen sadece çözmüşsün. O 40 soruyu harcadığın zamana yazık. Hiç yapma daha iyi. Çünkü anlamadığın sürece çözmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden birincisi ne demiştik? Paragraf demiştik. İkincisi çözdüğümüz her yanlış soruda yaptığımız yanlışı anlamak. Bu bir aylık dönemde bunu alışkanlık haline getiriyoruz. Üçüncüsü, her gün bir deneme çözüyorsunuz. Her gün bir deneme. Bir aydan daha fazla bir süre var şu anda. Bir 40 günlük bir süre var. İnternette bir sürü yayınlar var. Özellikle Moda Dil'in yayınlarını alabilirsiniz. Daha böyle sınava yakın. Atıyorum Moda Dil'in 15'li denemesi var. 15'li denemesini alın. 15 soru oradan yapar. Çıkmış sorular var. 2012'ye kadarlarını boş verin. 2012'ye kadar çok kolay sınavlar. 2013'ten itibaren başlayın. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 7 sınavda böyle yapar. Toplam 22 yapar. Üstüne de işte böyle bir 10 tane olumlu deneme. Şimdi Moda Dil'in bir de 20'li denemesi çıkıyor. Onu da alabilirsiniz. Bu şekilde mutlaka deneme çözün. Her gün bir deneme. Netlerin arttırılmasındaki bir numaralı faktördür deneme çözmek. Özellikle son bir ayda her gün deneme çözmek büyük seviye atlatır size. Mutlaka her gün birer tane deneme çözüyoruz. Üçüncü maddemiz bu. Her gün bir deneme çöz. Yanlışlarını en ince detayına kadar anla. Bir sonraki sınavda o yanlışı yapmamaya çalış. Bu da netimizi arttıracak bir başka faktör. Ayrıca dördüncüsü de hani 200 artı 80 soru dedim ya, bu 200 soru bölümünü artık hani kullandığımız yayınlar var. İşte YDS Publishing'ler, Dilko'lar falan. Hani YDS Publishing'den, Dilko'dan ziyade artık tamamen çıkmış sorulara odaklanın. Çünkü YDS Publishing'in paragrafları güzel. Onda bir sıkıntı yok. Paragraf, paragraf tanımlama, anlam bozan. Hani kelime soruları YDS Publishing'in çok iyi. Ama işte cümle tanımlamadır, diyalogdur, ondan sonra gramer sorularıdır. Hani tam sınava uymuyor. Hani dil konumunda yine eksikleri var. Hani dediğim gibi Moda Dil'in soruları biraz daha sınava uygun. Onların hani ÖSYM mantığını çözmüşler zaten. Bu noktadan itibaren çıkmış soruları çıkartın. Çıkmış sorular dediğim YDS, ÜDS, KPDS. Son dönemlerde de YÖKDİL var. Onun soruları da olabilir. Bu sınavların çıkartın. İşte YDS'nin zaten 2013'ten 2019'a kadar, 2013'ten itibaren başladı YDS. 2013'ten 2019'a kadar her sene ikişer tane sınavı vardı. Onları çıkartın, onları çözün mutlaka. Hani bir deneme gibi çözmeseniz de dedim yani, böyle 200 artı 80 dedim, 300 artı 80 dedim en başında konuşmamın. Onun gibi o 200 soru bölümünü mutlaka ÖSYM sorularına ayırın. Bu son bir ay full ÖSYM sorusu çözün. Bu sizi sınava girdiğiniz anda sanki evde soru çözüyormuş gibi hissettirecek. Çünkü öğrenciler Dilko'ya alışıyorlar, YDS Publishing'e alışıyorlar, sınava bir giriyorlar dumur oluyorlar. Çünkü oradaki soruyla oradaki soru hiç tutmuyor birbirini. Yani özellikle ben mesela kendi öğrencilerime sene başından itibaren işte bu KPDS'den, ÜDS'den, YDS'den derlediğim sorulardan hep YKS'ye uyumlu deneme sınavları hazırlıyorum. Onları uyguluyorum. Öğrenciler sınava girdiklerinde hani sanki benim denememe giriyormuş gibi hissediyorlar. Aynı kelimeler, aynı böyle soru kalıpları, benzer sorular, benzer kalıplar. Zaten onların da püf noktasını öğrencilerime gösterdiğim için sınavda çok zorluk çekmeden sınava atlatabiliyorlar. O yüzden de dediğim gibi dördüncü maddemiz ÖSYM sorularını çözmek. Son bir ayda ÖSYM soruları.
Şimdi dediklerimizi bir tekrar edelim. Neymiş? Birincisi, paragraftan korkmuyoruz, paragraftan boş bırakmıyoruz. Bütün soruları yapmaya çalışıyoruz. Bakın, sınavda hani özellikle hedefleriniz böyle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi üniversitelerse işte hiç boş bırakmamanız lazım zaten. O üniversitelere gidebilmek için, oradaki üniversiteye gidebilmek için 70, 70, 70, 70 bile yetmiyor bazen. 75-80 arası yapmanız gerekiyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar boş bırakmamız gerekiyor. Yani birinci kuralımız, paragrafları boş bırakmıyoruz. Bütün soruları işaretlemeye çalışıyoruz. 80'de 80'i işaretlememiz gerekiyor. İkincisi neydi? Bol bol soru çözmek. Her gün en az bir denemenin yanında 200 soru çözmemiz gerekiyor dedik. Mutlaka soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Yani düşünün, 40 gün var. Her gün 200 soru çözsen, her gün 200 soru çözsen, sınava kadar 8.000 soru çözmüş oluyorsun. Bu 8.000 sorudan illaki 80 tane senin çözdüğün, yani sınavda 80 soru var değil mi? İllaki senin çözdüğün sorulara benzer sorular çıkacak. 8.000 soru içerisinde benzer soruları bulacaksın mutlaka. O yüzden de bu son bir ayı soru çözerek geçiriyoruz. 200 soru. Üçüncü maddemiz neydi? Netimizi arttırmak için bol bol deneme sınavı. Deneme sınavlarımızı çözüyoruz. Her gün deneme sınavı çözüyoruz. Her güne bir deneme sınavı demiştik ve yanlışlarımızı anlıyoruz. O ikinci maddede bahsettiğim 200 soruda da, bu çözdüğüm 80 soruluk denemelerde de yanlışlarımızı mutlaka anlıyoruz. Bakın, bir numaralı madde bu. Yanlışları anlamak çok önemli. Dördüncüsü ne dedik? Hep ÖSYM sorusu. ÖSYM sorularını çözün, ÖSYM sorularını hatim edin. Hep onlar üzerine çalışın. Hangi sınavlar dedim? YDS, KPDS, ÜDS. Bu üç sınavın sorularını çözün. Zaten yani YKS dil sınavlarını siz deneme olarak yapacaksınız. 2013'ten 2019'a kadar olanı deneme olarak yapın mutlaka. Zaman tutarak deneme olarak yapın. Bu bahsettiğim YDS, KPDS, ÜDS sınavlarının çıkmış sorularını ise tıpkı normal akışınızda soru çözüyormuş gibi ekstra olarak denemenin yanında ekstra olarak çözmeniz lazım. Bu şekilde netlerimiz sınava kadar çok iyi bir şekilde artacaktır. Deneme çözmek, her gün bir deneme çözmek, paragraflarla aramızı iyi tutmak ve yanlışlarımızı çok iyi anlamak, ÖSYM sınavlarını çözmek. Bunlar bizi zafere götürecek 4 madde. Ve kelime, özellikle kelimelerden çok soru geliyor. Şimdi kelime, bir de preposition. Kelime ve preposition özellikle öğrencilerin nasıl ezberleyebilirim, nasıl öğrenebilirim diye çok sordukları bir bölüm. Onun için de ben hep öğrencilerime, hani sene başından itibaren şunu söylüyorum. Sabah kalkınca, uyanır uyanmaz, elinize alıyorsunuz kelime kitabınızı. İşte bir tarafında preposition olsun, bir tarafında kelime olsun. Okuyun. İşte akşam yatmadan önce kelimeleri okuyun. Bunlar kelimenizi arttırmanıza yardımcı olacak. Bunu tabii sürece yaymak gerekiyordu. Hani bu zamana kadar yapmak gerekiyordu. Ama bu zamandan sonra da çok geç değil. Bu zamandan sonra da bunu güzel bir şekilde yaparak kelimelerinizi, prepositionlarınızı arttırabilirsiniz. Özellikle benim Instagram'da paylaştığım haftada 50 kelime videolarım, şeylerim var, paylaşımlarım var. Onları mutlaka takip edin. Onları ezberleyin mutlaka. Haftada 50 kelime ezberlemesi zor değil. Onları mutlaka ezberleyelim. Ve yine Instagram'da paylaşmış olduğum prepositionları mutlaka ezberleyelim. Bunları yaptığımızda kelimede ve preposition'da çok fazla sıkıntımız kalmaz. Tabii çözdüğümüz denemelerde de mutlaka bilmediğimiz kelimeleri çıkartalım. Onları da not edelim ve çalışalım. Bilmediğimiz kelimeleri çalıştığımızda da mümkün olduğu kadar ne kadar çok çalışırsak o bize daha artı olarak gelecektir ve netimizi arttırmaya yardımcı olacaktır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bu öneriler size yardımcı olur ve başarıya giden yolda bir yol gösterici olur sizlere. Aslında öğretmenlerin söyledikleri pek dikkate alınmaz. Benim
Ben mesela sene başından itibaren öğrencilere hep bu söylediklerimi söylerim. Sene başından itibaren başarıya nasıl gideriz? Bunları yapmamız lazım. Bu söylediğim her şeyi sene başından itibaren ben öğrencilerime söylerim. Ama hiç dinlemezler. Daha az çoğu dinlemez. Dinleyenler hep başarıya ulaşır zaten. Dinlemeyenler bir sonraki sene tekrar gelirler. O zaman daha akıllanmış olurlar. Bir sonraki sene dinlediklerinde tekrar başarılı olurlar. Öğretmenler genelde dinlenmiyor. Mesela geçenlerde bir öğrencim bir video atmış. Hocam ben işte bu videoyu izledim, çok gaza geldim, başaracağıma inandım. Yine böyle YouTube'da nasıl başarıya ulaşabilir diye paylaşımlarda bulunan birisinin videosunu attı bana. Çocuk işte üniversiteyi kazanmış. Anlattıkları şeyler benim anlattıklarım şeyler. Benim anlattığım şeylerin aynısı neredeyse. Öğrencime dedim ya ben de bunları size sene başından beri söylemedim dedim. Evet ama işte kazanan birisi söyleyince daha değişik oluyor falan dedi. Yani öğretmeni söyledi daha bence anlamlı, daha manalı. O yüzden bu söylediklerimi mutlaka uygulamaya çalışın. Tabii kazanan birinden duymak da tabii daha güzel oluyor. Ya olmuş bakın uygulamışlar olmuş diye. Ama ben hep mesela öğrencilerime de örnekler veriyorum kazananlar üzerinden. Bugüne kadar çok kazanan öğrencim oldu. İmkansızdan kazanan öğrenciler oldu. Böyle çok imkansızlıklardan kazananlar oldu. Hatta mesela efsaneler anlatıyor diye bir tane video paylaşmıştım. Ensar'ın videosuydu. Sağ olsun çekmişti. Biz mesela Ensar'la tanıştığımızda Ensar Şubat ayıydı. Sınava işte Şubat sınavda Haziran'daydı. Şubat'tan Haziran'a kadar bir sürecimiz vardı ilk tanıştığımızda. Ve 2 net falan yapıyordu. Daha sonra o 2 net gitgide arttı. Sene sonunda biraz daha yükseldi. O bir sene daha hazırlanacağım dedi. Onun peşine bir sene daha hazırlandı da 75 netlere çıktı. 8 netle başlayıp mesela senenin başında 8 netle başlayıp sene sonunda 70 net yapan var. O da efsanelerden biridir. Ve son bir ayda çok artıranlar var. İşte 40 net yaparken son bir ayda bir anda 70'e vuranlar var. Hiç beklemediğimiz böyle 30 netlerde 20 netlerde yapıp da sınavda bir anda 70 net yapanlar var. Tabii o kademeli olarak son bir aydaki çalışmalarıyla oluyor. Yani bu bir ay hiç kısa bir zaman değil. Her şeyi başarabilirsiniz bu bir ayda. Dediğim gibi çok fazla örnek var. Bugüne kadarki öğrencilerimde çok fazla karşılaştığım örnek var. Asla pes etmeyin. Yani bu bir sınav zaten. Bir işte 2 saat süren bir sınav. Bu sınavda ne yapacağınızı bu sizin çalışmanız belirleyecek. Evet ama o zamana kadar geçirdiğiniz süre o sınavda yapacağınızın göstergesi olacak. O yüzden bu süreci iyi geçirirseniz, özellikle bu son bir ayı çok iyi geçirirseniz o sınavda çok iyi netler elde edersiniz. O yüzden kesinlikle pes etmeyin. İşte ben vazgeçtim. Zaten netlerim artmıyor. 40 nete dayandım. Bakın bir anda da olmaz bu. Bir anda olmaz. Bir bakarsınız işte sınava bir hafta kalmış senin netlerin uçmuş. Ben mesela bizim dediğim gibi 100 soru vardı bizim zamanımızda. Ben 80 neti geçemiyorum. 80-85 civarıydım. 80 neti bir süre hiç geçememiştim 80 neti. Böyle Mart ayına kadar 80 hiç geçememiştim. Sonra Mart ayından itibaren Mayıs'a kadar 80-85, 80-85. Sonra Mayıs'tan sonra böyle 85-90 aralığına çıktım. Ama yine 90'ı geçemiyorum. Böyle acayip hırslıyım. 90'a geçmek istiyorum. Çünkü hani 90'a geçersem çok rahat bir üniversite kazanacağımı düşünüyorum o dönemde. Çünkü benim TYT'm falan çok iyi değildi o dönemlerde. İngilizceye tamamen odaklanmıştım. 90'ı geçersem hani TYT ne olursa olsun kazanırım diye bakıyordum. Üniversite sınavından bir gün önce deneme çözdüm. Pazar günü sınav. Cumartesi günü deneme çözdüm. 95 net yaptım. İlk kez o zaman 90'ı geçtim. O sürece kadar hiç 90'ı geçememiştim. Yani kapasitem 90 üzerindeydi zaten. Hep anlıyordum soruları ama illa bir şekilde bir hata yapıyordum. Ama üniversiteden bir gün önce 95'i geçtim. Dedim ki ben bunu başarabilirim işte ya. İşte bu yani başarılabilir bu. Ve üniversite sınavında da yine aynı şekilde 95 net yaptım. 4 yanlışım vardı. Yani hiçbir şey imkansız değil. Mesela bir öğrencim vardı. Vazgeçmişti. Son bir ay kalmıştı. 60 net yapıyordu. Bu ilk öğretmenliğe başladığım dönemlerdi. 60 net yapıyordu. Vazgeçmişti tamamen. İşte deneme sınavlarını verip çıkıyordu. Bakmıyordu bile. Doğrusunu yanlışını kontrol bile etmiyordu. Bir gün deneme sınavından işte verdi çıktı.
Ben aldım optiğini. Soruları doldurdum kendim. 10-60 netini işte bir anda 75'e falan çıkardım. Sonra sınav sonuçları açıklandı. 75 net yapmış diye çıktı. Bak dedim, gördüm bak dedim, 75 net yapmışsın dedim, işte başarabilirsin, hani sen niye vazgeçiyorsun, sende o kapasite var dedim. Kızın bir anda kendine güveni geldi, o anda güveni geldi. Bakın yani o kadar böyle vurdum vazgeçmiş ki, yani 75 tane işaretlememiş bile, 60 tane işaretlemiş ama 75 neti çıktı, onu bile farkında değil. Hani öyle vazgeçmiş, hani 100 soruluktu o zamanlar sınav, öyle vazgeçmiş, pes etmiş. Ama o günden sonra o son bir ay öyle bir çalıştı ki 100 soruda 85 net yaptı ve İngilizce öğretmenliğini kazandı. Hatta şu anda da bir İngilizce öğretmeni oldu. Halen daha da bunu yaptığımı bilmez kendisi. Böyle hikayeler de var. Bunlar hep neyin göstergesi? Hiçbir şeyin imkansız olmadığının göstergesi. Bu son bir ayı ne kadar iyi geçirirseniz o kadar size başarının kapısını açacaktır. O yüzden bu son bir ayı mutlaka çok çalışarak, bol bol soru çözerek, bu bahsettiğim videonun başında bahsettiğim aşamaları yaparak geçirmeniz lazım. Bunları yaparsanız çok iyi üniversiteleri kazanabilirsiniz. Çok iyi netler elde edebilirsiniz. Bu şekilde de başarıya ulaşabilirsiniz. Umarım söylediklerim faydalı olur. Umarım bu söylediklerimden çıkarımlarda bulunur. Başarınıza katkı sağlarsınız. Bu benim söylediklerim sayesinde. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ben işte bu süreçte üniversite sınavına kadar da zaten videolarla sizi destekleyeceğim. Her gün bir video paylaşmayı planlıyorum. Tabii şartlar el verdiği sürece. Bir tane çocuğum var. 3 yaşında. Şey pardon, 4 yaşında. Onunla da çok zaman ayırmak zorunda kaldığımdan dolayı evdeyiz, sürekli dışarı çıkamıyoruz. Çok fazla video çekemiyorum. Ama bu son bir ayda videolarla da desteklemeyi düşünüyorum sizlere. Zaten Instagram paylaşımlarımla da destekleyeceğim. İnşallah bu süreci güzelce atlatırsınız ve İyi yerleri, güzel yerleri, hak ettiğiniz yerleri kazanırsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere.